Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Fiti Köfte 3'ün 3. bölümüyle hoş geldiniz. 3-3'lük bir bölümle. Ve yanımda şu an serverda kimler var? Capsule'a bastım tab yerine. Medrak, Doğukan, Big Pyro ancak yeni Big Pyro kendisi. Zahir, Ash ve Manu. Ve bu bölümde ne yapıyoruz? Önce bölüm arası neler yaptım? O biraz önemli bir nokta. Şunu biraz büyüttüm. Şun smelter controller'ı şurada. Tank şurada. Çıkışlar şuralarda. Şuraya da cam koydum. Seared glass. Bu arada unutmadan şunları kırarak vanilla bitkileri kırarak kırıyorum. Alıyorum çünkü onlardan çıkma ihtimali olan bir item var kırdığımız takdirde. Ya, tam büyümüşlerinden. Şu. Kendisi Roots modunda bayağı işime yarayacak bir şey. Evet. Bölüm arası ne yaptım? Bolca maden kazdım ki zaten pickaxe'imin level'ından görüyorsunuz. Bayağı bir level atladık. Evet. Bu işlenmemişler. İşlenmiş de bunlar var. Evet. Maden kazdım biraz. Özetle bu. Bu arada pickaxe'ime neler koydum diye soracak olursanız hemen bir gösterelim. Evet, sırasıyla bakalım. Silk Touch koydum tabii ki de. Biraz Redstone koydum, Reinforced koydum ve Diamond koydum. Evet, basitçe bu şekilde her şeyi yaptık. Şimdi tabii ki de ben şuradan kendime... Neredeydi bunlar? Ben nereye koymuştum bunları? Şunun içindeler muhtemelen. Evet! Buradaki şeyleri birazdan kullanacağız. Oh yeah. Ama önce ben şu tool station'ı alıp upgrade edeceğim. Tabi dur. Seared block lazımdı değil mi? Tabi ben o seared blokları nereye koydum? Çok güzel bir soru. Ah, yenisini yapacağım sanırım. Hemen yapalım. Grootlarımızı. Aa, bir set daha lazım. Bu arada unutmadan hatırlarsanız bazen achievement'ları vermiyordu bana. Onun sebebi şunda yaptığım takdirde vermiyormuş. Evet, sorun buradaymış. Bunun yanı sıra başka bulduğum şeyler. Şunlar bayağı işime yarayacak. Steadfast drone'lar, şu... Bunlardan biraz blank casting yaptım vesaire vesaire. Ah. Bunun yanı sıra işime yarayacak yine birkaç bir şey daha var. Çoğunun ne işe yaradığını sonradan anlatacağım size. Evet, bunlar da... Neredeyse oldu sayılır. Aslında tamamen oldular ihtiyacım kadar olanı. Evet. Şimdi gelelim şuna. Ve voila. Alüminyum brass'tan bir tool station'ımız var. Ve tabii ki de bununla beraber yapabildiğimiz şeyler çok daha fazla. Ve tabii ki de bir hammer yapmam gerekecek. Hammer yapmak için bana ne lazım? Sekiz tane iron gerekecek. Aslında malzemelerini sonradan düşüneyim. Ben o esnada önce size bir şeyler dizeceğim. Evet, şunları görüyorsunuz. Alloy smelter ve sag millimizi alalım. Sag millimiz ve alloy smelter'ımız. İki tane Ender.io makinesi. Ups. Burada suyumuz varmış. O zaman sizleri nereye koyabilirim? Mesela şu, şimdi geçici olarak buraya koysam da olur. Ve tabii ki de öncelikle şunları da bir pişireceğim. Bunlar bu şekilde craft ediliyor. Bunların ne olduğunu göreceksiniz. Ama şimdilik ben bir sag millimle... Alloy smelter'ımı ve sag millimi koyayım. Ve ardından en
Bunlara enerji vermem gerekecek. Steam Dynamo ile. Evet. Ya, geçmiş olsun. Ya çok gerizekalıca öldüm köfte, biliyor musun? Nerede öldüğümü bir sor bana. Nerede öldün? Kendi evimin havuzunda. Ney? Bunu nasıl yapmayı başardın? Geldim bana. Ya havuzun şeyini değiştiriyordum. Hoş geldin Eş. Eş bu arada videodayız, aklında bulunsun. Merhabalar. Ben köfteyiz, köfte değil. Bence gayet farkındalar. Eş havuzda boğuldum Eş. Niye kolluklarını takmadan giriyorsun o zaman? Oha sen, o güzel olmuş. Sağ ol. Ha bu arada, Manu bir adet sıkıntısından bahsediyordu. Evet Manucuğum. Eşe marbul yetişmiyor arkadaşlar. Ona gel bir evi göster. O zaman anlaşılır neden yetişmedi. Yani göstereceğim hakkı, birazdan. Hakkıdır yani. Ve kendime enerji kanditleri döşüyorum buraya. Ama enerji kanditleri direkt koymayacağım. Ben enerjiyi önden depolamak istiyorum. Bir adet enerji seli. Enerji selin yapımı bayağı kolay bu arada. Sadece biraz led, iron ve azıcık glass'la biraz redstone istiyor. Bir de elektrum istiyor. Ama elektrumu ben herhangi bir alloy furnace vesaire olmadan nasıl yapıyorum diye soracak olursanız, basitçe bir adet gold, bir adet silver alıyoruz ve smelter'ı atıyoruz. Bu kadar basit. Aynı şekilde bunların malzemesini de o şekilde yaptım. Ve şimdi enerji selimizi ayarlamamız lazım. Tamam, alt çıkışmış zaten galiba. Emin değilim. Ya sen niye oraya geldin? Ah, illa wrench yapmamı mı istiyor bunlar? Evet, sanırım illa wrench yapacağım. Ha dur, wrench'im vardı zaten. Kabul etmiyormuş. Crescent Hammer zaten çok basitmiş. Silver değil, tin. Tin 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 mine hanım. Tamam diyecek. Tamamdır. Ve bunları çalıştıracağız birazdan. Ancak şunda bir şeye dikkat etmek istiyorum. Sen nereye kayboldun? Ha. Tam altıymış. Şimdi bunlara su sağlamamız lazım çalışması için. Hem yakıt hem su. Suyu ben Aqueous Accumulator ile sağlayacağım. Aqueous Accumulator'ı kendi başına koyduğumuzda herhangi bir şey üretmiyor. Fakat bunu şuraya koyduğumuz takdirde iki tane su kaynağı arasında kalınca kendisi yavaş yavaş su üretmeye başlıyor. Bir sen direkt bundan kovayla su alabiliyor muyuz? Hayır, alamıyoruz. Tamam, evin bir yerine sınırsız su koymam gerekecek yine. Evet, Aqueous Accumulator bize sınırsız suyumuzu sağlayacak ama bu bölge içerisinde. Keşke şuradan almasaydım. Evet, devam edelim. Hatta üçüncü bir su kaynağı daha koyayım ben şöyle. Bu arada farkındaysanız gene ben kendime Siltaç Pickaxe yaptım. Evet, şimdi suyumuzu buraya koyduğumuza göre bu suyu taşımamız lazım, değil mi? Onun için de kullanacağım yöntem Extra Utilities. Oyunda en az sevdiğim modlardan biriyle su taşıyacağım. Evet. Tabii ilk önce ilkini dolduruyor. Ve şimdi yapmamız gereken ikinci bir kısım daha var.
Kendime bir adet chest alayım. Whoops. Buradayken chest açılmaz. Chest. Gel bakalım buraya. Ve içine bir stack, 1,5 stack kömür atayım. Aslında şimdilik atmayacağım ama. Şimdilik bunları elle dolduracağım. Ve voilà. Enerjimiz üretilmeye başlandı. Ama tabii öncelikle bunlara doluyor. Evet. İlk basit makinelerimizi koyduk. Ve koyacağım bir makine daha var. Energetic Infuser. Bu sadece elektronik aletleri şarj etmek için ve kendime bir adet de elektronik bot bulmuştum. Evet. Elektrik çağına girdik. Tam uyuyacaktım, başkası uyumuş. Ve size bahsettiğim şunlar. Bunların ne işe yaradığını hemen bir bakalım. Endrayo makinelerine şuradan atıyoruz. Bu arada hepsinin açıklaması bayağı random. Magic Capacitor Door. Başka bir kullanımları yok ama. Ama Endrayo makinelerinin daha hızlı çalışmasını sağlıyor. Ve Endrayo makineleri demişken bana bolca invar gerekecek. Şimdi sevgili invar. Seni nasıl yapıyoruz? Inductions. Alloy Smelter. Bir nikel, iki iron bize 3 invar veriyor. Nikelim var mı? Nikel işledim mi ben? Sanırım ben nikel işlemedim. Hayır, işlemişim. Sekize 16 yapalım. Ve Alloy Smelter'a atalım. Ve valla. Evet, bu olurken ben kendime biraz daha iron alayım. 36 iron. Rastgele seçtim. Ha, elektrumlarımız buradaymış. Elektrum koyduğumu unutmuşum. Bu arada şu plate'lerin her birinden yaptım. Evet, molten elektronlarım, gelin bakalım. Ve birazdan bir de eşlerin evine ziyaret ederiz. Eşlemon'un evine. Daha inşaat halinde ama. Evet. Ya standart bir eş mimarisi göreceksiniz ama inşaat halinde olsa bile. Onu şimdiden söyleyeyim. Ve unutmadan ben pickaxe'ime biraz daha reinforced eklemek istiyorum. Aslında reinforced eklemeyeyim ya. Redstone ekleyeyim. Hız ekleyeceğim. Evet. Haste ekledim. Bence gayet makul. Ve valla 24 invar. Ben bu invarlarla ne yapacağım peki? Upgrade hit. Hahaha. Şimdi bana biraz da bronz lazım değil mi? Yay. Bronzumuz nasıl yapılıyor? Üç kapır, bir tin. Dokuz kapır, üç tin koyalım biz de. Evet, dokuz kapır, üç tinimiz oluyor burada. 12. Bu sefer olmadı. Bu sefer olmadı. Bölüm başı bir tane.
Ve upgrade kitlerimiz hazır. Voila. 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 Ve augmentation koyabiliyoruz artık bunlara. Ve 40 yerine 60 harf üretiyorlar. Tik başı. Peki. Augmentation'lar. Ben bir tane bundan yapmak istiyorum kendime. Aslında 3 tane. Şunları bir yerlerine koyalım. Seedler siz de gelin. Evet, bana bir tane daha, bir set daha elektrum gerekecek. Silver gold gelin bakalım. Tamamdır. Şimdi sen gel şöyle. 3 tane lazım. Ardından bana sadece led, oh, glowstone'um yok. Nether'a gideceğiz. Ama Nether'a gitmeden önce yapmam gereken birkaç bir şey daha var. Tabii ki de. Hammer yapmam gerektiğini zaten biliyorsunuz. Ona hafiften girişelim. Hammer, hammer, hammer. Large play. Dur bir saniye. Plate konusunda biraz düşünelim. Hammer gel. Ayrıca bir tane de. Neydin sen? X. Ha, broad. Evet. Geldi. Şimdi. Bir adet bana material design U lazım. Hammer'ın plate'lerini neyden yapalım? Tool materials. Flint, bone, obsidian, prismine, and sponge paper, iron. Iron koyabilirim gene. Pig iron, king slime. Slime, blue slime. Magnum slime, nether rock, ardite, cobalt, manilum, copper. Copper'dan birkaç bir şey yapacağım zaten. Led olabilir. Aa. Evet. Bronze kullanabiliriz. Evet ve geri geldim ve gerekli malzemeleri ayarladık. Kendime ilk önce bir adet hammer yapmak istiyorum. İlk önce hammer edimizi koyalım. Kendisi 8 tane ingot istiyor bu arada. Bir tane bronze large plate ve bir tane copper large plate koyalım. İkisi de 8'er istiyor. Ve copper tool rod'u buna koymayacağım. Çünkü buna çok ilginç bir tool rod planım var. Kağıt. Çok güzel değil mi? Gayet güzel. Evet, kağıdım yetmiyor. Kağıttan tool rod. Ve voila! Iron, bronze, copper, hammer. İsme gel ya. Şimdi devam edelim. Bir tane. Bu, bu. Bu. Buna da şunu kağıttan yapacağız. Voila! Yalnız durabilitiler azıcık çöp çıktı. Ve buna bir tane de ne koyalım? Bronze tool rod. Çevirebiliyoruz sanırsam. Emin değilim. Deneyeceğim ama. Tough tool rod. Çevirebiliyor olmamız lazım ama.
Her parçayı. Evet. Ama modifier'ımız gidiyor. Neyse gitsin ya. Durability çöptü diğer türlü. Modifier elde ederiz. Şimdi. Evet. Bakalım başka ne yapabiliriz buna. Diamond'larımızı koyduk. Şimdi şu lapisleri alacağım. Bana biraz flint lazım. Hayır, flint Marco değil. Evet, kendi esprimden kendim de iğrendim. Ve flintlerimizi buraya atıyor. Daha doğrusu, lapislerimizi buradan alıyoruz. Ben bu lapisleri şurada hammer'ıma basacağım. Basamıyorum. Çünkü level atlaması lazım. Bunları level atlatmak ama kolay. Çünkü bolca taş kazacağız. Branch mining yapacağım biraz. Yay! Şimdi devam edelim. Ben kendime bir şey daha yapmak istiyorum. Jetpack. Evet, yapımı aslında çok zor değil. Şimdi bana 6 8 4 8 conductive iron lazım yani. Bana bu. Evet, lapislerimizi de işledik. Gibi bir şey. Şimdi bu conductive iron'ların yanı sıra bana ne lazım? Insulated. Şimdi redstone alloy nasıl yapılıyor? Redstone ve silikon. Silikonu neyden elde ediyoruz? Segm ile redstone ore koyarak elde edebiliriz mesela. Ki redstone ore koymam gerekecek. O zaman acımadan koyalım. Değil mi? De. Dimi. Dırırırırır. Ve ayrıca ben şuraya bir adet chest koyayım. Ve push. Evet, oldu. Üç tane lazım. Üçten de redstone. Redstone'dan redstone'la birleştiğimiz şeyi elde ediyoruz. Ne güzel. Evet, iki ve üçüncüsü de geliyor. Hadi dört gözle. Evet. Kalanınız neredeydi la sizin? Hayır, ben bunları nereye koydum? Ha, zaten envanterimdeymiş. Şimdi bize bir de basic gear lazım. Şimdi sevgili basic gear'lar, gelin bakalım. Ve ardından sadece redstone ve şu zımbırtılar. İkincisi. Ha, çünkü basic gear sayısını yanlış hesaplamışım. Tipik köfte. Birinden çok güzel arka plan sesi geliyor. Biri müzik dinliyor galiba. Sanırsak. Yok, can seçemiyorum. Kusura bakmayın. Ha. Ve şimdi jetpack'imiz
Hazır. Ancak ben bunu bu şekilde kullanmayacağım. Sen iyisini de upgrade edeceğim. Benden bekleyeceğiniz üzere. Aslında yok. Bu seviyeyi upgrade edemeyeceğim. Şimdi Electrical Steel. Sen Iron, Coal Dust ve Silikondan elde ediliyorsun. Bana 8 tane lazımsın. Iron. Coal Dust ve 8 Silikon. Yavaştan şunları şöyle koyalım. Evet. Neyin Tinker's Construct'ta yapımı var? Crossbow. Ben şu 4 tanesini alıp şunlara başlayayım. Bana sadece machine casing lazım. Iron'ın burada ne işi var? Tamamdır. Şimdi sevgili machine casing'ler. Daha fazla iron lazım. Sonra demeyelim iron'ımız yok içmeye diye. Bu espriyi neden her seferinde yapmak zorundayım? Biri bana açıklayabilir mi? Allah da seni böyle yaratmış köfte, ne yapalım? Seni de böyle sevdik. Hayır, kendimden iğreniyorum her espriyi her yapışımda. Evet. Bu sessizliğin ardından şunları beklerken valla ve valla. O zaman kendime ikincisini de yapıp geriye sadece şunu şöyle upgrade etmek kaldı. Ve bunu da bu şekilde kullanmayacağım. Üstüne zırh koyacağım. Hani bu çok daha basit oldu. Kabul edelim. 10 tane iron lazım. Ve 10 tane de redstone. Geri kalan her şeyin tamamlanmış olması lazım. Sizleri şöyle koyalım. Seni de şöyle. Ve unutmadan şunlarda bir iki dururken şurası şurada şarj olsun. Evet. Aslında bunu da upgrade edebiliriz. Hardened upgrade kit bana. Bronzlarım nerede? 4 bronz ve in var. 4 in var. Bir de bir iron. Ve 2 de redstone. Sen upgrade edin. Nice. Evet, 75 RF aktarıyor artık. Ve 10 tane zımbırtımız da hazır ve bunları böyle koyalım. Valla! Ve bunu... Şunu şöyle hızlıca bir... Ve valla! Hem zırh hem de jetpack sağlayacak bir jetpack'imiz var. Huh! Benim de artık bir jetpack'im var. Neyse şimdi...
Bu şarj alıp dursun. Ben size şu iki yaptığımız aletin ne işe yaradığını gösterip oradan bir de bir manuya uğrayalım. Önce şuna bakalım. Ağacı komple kesiyor. Ve kestiği her parça için biraz XP de veriyor. Ve ardından gel gelelim. Şu arkadaşa. Asıl benim favorim. Ah. 3'e 3 kazıyor. Oh yeah. Ayrıca bundan size ufak bir detay da göstermek lazım. Burada çankları nasıl yüklüyoruz? Şurada önce bir adet team oluşturuyorsunuz. Sonrasında da claim chunks kısmına geliyorsunuz. Burada chunkları claimliyorsunuz. Bu chunklar size ait olmuş oluyor. Buraya sizin yetki vermediğiniz kimse dokunamıyor serverda. Eğer CTRL'ye basılı tıklarsanız eğer... Ups. Ha, shift'e basılı tıklarsanız eğer... O chunk artık chunk load'lu oluyor. Shift'e basıp sağ tıklarsanız eğer geri alıyor. Ve şimdi benim bir de Nether'a gitmem lazım değil mi? Almadan şunu artık şarj edebiliyorum. Ya da edemiyorum. Kabul etmiyor. Neyse sağlık olsun. Redstone arsenaldeki zırhlara bir bakalım. Yapımı... Şunlar şurada kalsın. Ben kendime yeni bir iron zırh seti yapacağım. Kalanlardan. Şu iron'lar envanterimde kalsın. Ve ne yapıyoruz? Bir eşin evine uğrayıp yay artık jetpack'im var. Evet. Jetpack'imiz de yola koyulurken biraz yavaş da olsa Ash'lerin yanına bir uğrayalım. Ash, Manu. Evet. Köfte. Misafiriniz geliyor. Gel. Kahvemiz de olması lazım. Hatta dur kahve yapayım ben. Oh yeah. Yanımdan bir uçtum galiba bir. Evet uçtum. Kahve Slime almaya geldim. Evet. Slime bot artı Ash tabii ki de çiz. Çizilen bitse bulaşmış. Hiç şaşırmadım. Ve evet. Hala inşaat halindeki evleri. Pardon villaları. Evet böyle. O da başlangıç evi köfte. Aynen. Ve tabii ki de benim buraya asıl uğrama sebebim ne diye soracak olursanız. Aşağı gördün mü köfte aşağısını? Dur. Yapım esnasında görmüştüm de. Ve burası da Monu'nun boğulduğu havuz. Hangisi? Havuzu gösterdim. Yaptım. Ne? Niye hatırlatıyorsun ki şimdi? Burası tam American Horror Story olmamış mı? Evet azıcık öyle olmuş. Evet. Benim buraya asıl uğrama sebebime gelelim. Sizi görmek değildi. Aşk olsun. Kahve yapıyordum halbuki. Nether Portal. Dün dün dün. Gençler. Nether'a gidiyorum ancak önemli bir detayımız var. Nedir? Hayır. Videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesiz Köfte'nin günler, iyi eğlenceler.